Kızılay Başkanı Kerem Kınık Bey, istifa edin, istifa edin, istifa edin. Şahan Gökbakar, bu kadar milyar milyar yardım toplandı ekranlardan. AFAD, İBB, dernekler, şirketler vesaire. Bütün herkes çadır kent kurduk dedi. Hatta TV'lerde Antreli ve Kiderli falan diye bir de çadır güzellemesi yaptı bazıları. Ama hala insanlar çadır ya yalvarıyor. Yazık. Murat Arel şöyle bir tweet attı gazetedeki yazısını paylaşarak, özel haberini paylaşarak. Millet çadır diye inlerken Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin 3. günü Ahbap'a 46 milyon liraya çadır satmış. Bunun adı rezalettir demişti. 40 kişinin öldüğü tren kazasından sonra ölenlere saygıdan Yunan Uluslararası Bakanı istifa etmiş. Yunanistan'da nasıl yönetim şekli var aklım almıyor. İstifa etmek ne ya? Avrupalı helallik şekli mi bu yani? Ya Kostas, aramızda bir deniz var. Biraz bakın karşı kıyıya da feyiz alın. Kızılay ne yapar? Gıda. Evet. Siz mesela aş dağıtır, insanlara yetişir. Sıcak, devlet yanında şefkati gösterir. Siz mesela Kızılay'dan parayla bir gıda vesaire bir şey aldınız mı? Şimdi benim raporlarımda %7 kısmı, 100 TL'nin 7'sini Kızılay'dan dönüşümlü şeyler var. Barbunyalar, kuru fasulyeler falan onları aldık. Ya sattılar. Evet, onları almışız. Onun tam rakamını yarın raporlarda çıkacak. Kart geçiyor mu sizde? Sizden aldığım ürünler ikinci el kullanılmış çıktı. Nasıl iade edebilirim? Ama Kızılay Genel Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve şubeleri Türkiye Kızılay Derneği'nden maaş almazlar. Huzur hakkı, başka bir şey. Dernekten almazlar. Şirketlerimizde kamunun yaptığı düzenlemeler çerçevesinde sembolik bir takım huzur hakları vardır. Anladım. Ama dernek... Kızılay sodası falan gibi. Gibi. Yani bu asgari ücret, 3 tane asgari ücret gibi diyelim. Yani bu. Daha açık sorayım, ne kadar alıyorsunuz? 3 tane asgari ücret. Siz... Kızılay Başkanı Türk milletinin gözüne bakarak yalan söyledi. Dedi ki benim haberim olmadan çadırları sattı. Çadır satıcı hikayesinde. 7 Şubat saat 16.30 Hatay Jandarma Alay Komutanlığı'nın bahçesinde Kızılay Başkanı AFAD'ın yöneticisiyle Levent Bey beraberce bu işi konuştular. Bundan sonra normal olan tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil, o felaket olmadan önce nasıl önleyeceğimizi anlatan bilimi dinlemektir. İhtiyaç var. Türkiye maalesef çöplük oldu. Teknoloji çöplüğü oldu. Türkiye'de bu sorgulanmıyor. Türkiye'deki mevcut cihazların %25'i acil bakıma muhtaç. Bunun kalibrasyonu, adaptasyonu yapılmamış. Genç Kızılay Başkanı, yardımcısını savunmuş. Kerem Bey, oğlunu yolunda yetiştiriyormuş. Ya size kim verdi bu hakkı? Kerem Bey'in babasının şirketi mi Kızılay? Kızılay bizim. Siz kimsiniz genç kardeşim? Hem oğlun Furkan'ı genel müdür yardımcısı yap, hem de gurur duy. Tebrikler Furkan bu arada. Şahin Bey, biyonuzda insan baba komedyen yazıyor. Anlıyorum sizi. Şöhret lazım. Ben de insanım, babayım. Sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım. Böyle ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, TV ekranlarına resmini saatlerce sabitleyebilmiş duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanla ne babalığa sığar. Ayrıca komik de değil. Defalarca açıkladık. Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzeler için seferber etti. Satmadı. Ahbap Derneği Kızılay'ın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedavi sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı. Kızılay da o parayla tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderilecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor. Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa'nın onayıyla yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay genel başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var. Kerem Kınık Bey, şimdi siz tabii Twitter'da Twitter Blue'ya abone olmuşsunuz büyük ihtimalle, onu da parayla yapmışsınız. Bize mavi tık verdikleri için
Biz öyle bir abonelik yapmadık. Benim 140 karakterim var hala. Sizde 4000'e yakın karakter var benim anladığım. Çünkü destan yazıyorsunuz ve laf cambazlığıyla, duygusal manipülasyonla falan böyle benim gözümü boyamaya çalışıyorsunuz. Ben yemem. Ben açık söyleyeyim, ben yemem bunları. Yok babayım ben, dedeyim ben, kul hakkı falan, bunları bırakın Kerem Bey. Bunları bırakın. Hepimiz babayız. İnsanın baba olması veya dede olması veya öğretim görevlisi olması etik değerler sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Bir insan hem baba olabilir, hem dede olabilir ama aynı zamanda katil de olabilir. Yani bir insanın babalık veya dedelik veya öğretim görevliliği vasıfları ona insani değerler getirmez. Bunu bir kere netleştirelim. O yüzden cümlelerinize böyle ben babayım, dedeyim. Bırakın bunları, ben de babayım. Şimdi asıl konumuza gelelim. Oğlunuzun ne kadar maaş aldığı, Kızılay'da çalışıp çalışmadığı, genç Kızılay başkan yardımcısı olup olmadığı, Kızılay'ı ihya edip etmediği, gönüllü olup olmadığı, TRT'de olup olmadığı, sizin 12 tane yönetim kurulu başkanlığından kaç lira huzur hakkı aldığınız, kızınızın efendime söyleyeyim uzman yardımcılığı, bunlar beni zaten ilgilendirmiyor. Bizi de ilgilendirmiyor olması lazım. Değil mi? Bizi de ilgilendirmiyor olması lazım. Bunlar aslında yani benim açımdan etik değil ama sizin açınızdan etik ki siz böyle davranıyorsunuz. Mesela ben Kızılay başkanı olsam, oğlum gelse babacığım ben de Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum dese, derim ki ya bunu usturuplu bir dille kamuoyuyla paylaşalım ya da olma. Çünkü insanlar bunun altında farklı şeyler arayabilirler. Ben böyle bir vebalin altında kalmak istemem oğlum derim, açıklarım. Çünkü benim vicdani ve insani değerlere sahip, değer yargılarıyla büyütülmüş bir dünyam var. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle bir insan olduğum için aynı zamanda yine Kızılay başkanı olsam ve bizim arkadaşlar afet zamanı, yani belki de yeryüzünün görmüş olduğu en büyük afetlerden birinin olduğu bir dönemde 11 il yıkılmışken, on binlerce insan can vermişken, afetin 3. günü benim başkanı olduğum Kızılay veya bağlı olduğu şirketler, Kızılay'ın şirketlerinden çadır satılsa, yine ben aynı insan olarak, yani oğluma oğlum yanlış anlarlar diyecek değer yargılarına sahip bir insan olarak derim ki ya arkadaşlar siz nasıl yaptınız böyle bir hatayı? Önce seni görevden alıyorum. Sonra da ben insanların önüne çıkıyorum. Diyorum ki çok özür dilerim hepinizden. Benim kontrolüm, inisiyatifim dışında gelişen bir olay olmuş. Ben de gerçekten çok üzüldüm. Beynimden kara sular döküldü başımdan aşağı. Kaynar sular indi. Ben çıldırmak üzereyim. O yüzden affınıza sığınıyorum. Ben istifa ediyorum. Hakkınızı helal eder çeker giderim ya. Özür diler çeker giderim. Çünkü afet zamanı Kızılay veya Kızılay'ın Kızılay'a bağlı şirketlerden çadır satamazsınız Kerem Bey. Konu ne burada? İnsanların size kızdığı konu ne? Konu Kızılay'ın afet zamanında çadır satması. Konu çadır satılması. Ve bu satışın sizin tarafınızdan tek ekranda, ben de izledim o yayını, Habertürk'e çıktınız. Evet satmış, arkadaşlar satmış, ben de eleştirdim diyorsunuz. Demek ki satılmış. Ya afet zamanı Kızılay veya Kızılay'ın şirketlerinden biri çadır satıyorsa Kızılay'ın başkanı istifa eder. Bu kadar. Bu kadar. Yok ben babayım, yok dedeyim, yok öyleyim, yok böyleyim. Bunlara gerek yok. Konumuz bu değil. Yani şimdi öyle bir yerde duruyorsunuz ki bütün insanlar size çamur atıyor, bütün insanlar size iftira atıyor, bütün insanlar size yalan söylüyor, bütün insanlar sizle alakalı her konuyu çarpıtıyor. Neden? Çünkü efendim size garezleri var, sizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ya vallahi benim kendi adıma böyle bir garezim yok, ben sizi de bu olaylarla tanıdım. Hani çok şöhretli biri de değilsiniz, kimseyle de yarışmıyormuşsunuz zaten. Yarışmadığınız için yenilemeyen bir insanmışsınız, onu da gördük. Kendi siyah beyaz profil fotonuzu koyuyorsunuz. Ben sizi böyle tanıdım. Dolayısıyla da benim için, benim size neden garezim olsun? Ben niye insan olarak size garez duyayım? Sebep? Siz Kızılay'ın başkanısınız. Kızılay benim çocukken zarfın içine para koyup yolladığım bir hayır kurumu. Bir yardım kuruluşu. Ama geldiği hal, şu anda yaşanılanlar çok kötü. Ve eğer
bir manevi etik değeriniz, yer yargınız varsa böyle bir hata olan bir yerde özür dileyip insanlardan, arkadaşlar benim kontrolümdeyken böyle bir hata oldu. Ben yapmamış, o diğer arkadaşlarımız yapmış. Ben onları da eleştirdim ama yeterli değil. Ben özür diliyorum hepinizden, istifa ediyorum der, çıkar giderdim. Sizin yerinizde olsam. Ama sizin yerinizde değilim. Maalesef ben ve benim gibi insanlar, ben ve benim gibi düşünen milyonlarca değerli insan bu ülkede sizlerin yerinde değil. Sıkıntı orada. Sıkıntı burada. Siz oralardasınız ve değer yargıları olan, etik değerleri olan, vicdanları olan, maneviyatları olan, liyakatları olan insanlar sizlerin işgal ettiği görevlerde değil. Sıkıntı burada. Şimdi para vererek aldığınız 4000 karakterli Twitter'ınızdan bana cevap vermeyi bırakın. Özür dileyin ve istifa edin. Ben biraz sivri laflar ediyorum. Bazılarının gıcık kapıyor benim söylediğim laflar. Ben ne yapayım ya, sen eğer Sümer Kızılay'ı başkasına muhtaca ulaştıracak çadır varken onu vermeyip kar edebilmek için başkasının yardım müessesesine bunu satmaya kalkarsan ben sana nasıl güveneyim Allah aşkına ya? Kızılay Başkanı Kerem Kırık'ın Şahan Gökbakar için atıp ardından hemen sildiği tweet. Bu konuda siz değerli AK Partili üyeler, hükümet üyeleri, başbakan, sayın cumhurbaşkanı her konuşmanızda Allah bizi utandırmasınla bitiriyorsunuz. Allah bu duanızı kabul etti, utanma duygunuzu elinizden aldı. Keşke başka bir şey dileseymişsiniz. Kızılay Başkanı Kerem Kınık Bey, hala istifa etmediniz mi? İstifa edin, istifa edin, istifa edin.